Çınar Ötesi'yle karşınızdayız. Sernur Yassıkaya ve Filiz Katman Hoca ile birlikte. Evet, e, Sernur, tabi bir deprem felaketi yaşadık. 10 binden fazla da yine e, artçılarla beraber on binden fazla sarsıntı meydana geldi. Bu geride bıraktığımız yaklaşık işte bir aylık süreçte. Ve tabi onun yaralarını sarmaya çalışıyor e, Türkiye. Bunlar bir de tabii Suriye'de de e, oldu. Yani özellikle mi, bu deprem dışarıda. Türkiye Suriye depremi Türkiye'de. olarak da adlandırılıyor. Tabii ki Türkiye'deki yıkım ve can kaybı çok çok daha fazla. Bir taraftan e, yanın başında Suriye'ye e, ya da işte yukarıda e, Ukrayna'ya ya da dünyanın neresinde olursa olsun e, hangi ülkede Haiti depreminden tut da işte Endonezya'daki daha önceki sel felaketlerine de deprem felaketlerine, nerede bir sıkıntı olursa, savaş olursa, kriz olursa oraya elini uzatan bir Türkiye. Bu kez kendisi bir e, ciddi bir afette karşı karşıya kaldı, ve ciddi bir yıkımla karşı karşıya kaldı. E, bununla beraber e, çok ciddi manada da yine e, Türkiye'nin e, yakın dostlarının e, bu afette Türkiye'nin yanında olduğunu da gördük. Özellikle de Azerbaycan. Evet. İlk başta onlar geldiler, yardıma arama kurtarma ekipleriyle birlikte 800'den fazla personeliyle birlikte geldiler. Daha sonra işte liderlerin yine e, ziyaretleri oldu ve hala da devam ediyor. Buradan başlayalım dersen. Yani evet yani üç haftadan fazla oldu ee, Türkiye'deki e, ard ardına gelen iki deprem büyük deprem yani sayıl dünyada meydana gelen son yüzyılda meydana gelen sayılı depremlerden birisi ikisi yani 7.8 ve 7.6 ve senin de bah belirttiğin gibi çok büyük bir yıkım zaten işte yüzyılın felakete diye adlandırılıyor. Hem yani dünya sadece Türkiye'de değil, dünya medyası da böyle adlandırıyor. ve dünya medyasında çıkan her yorumda, yani bu yaşanan depremlerin tarihte bir benzerinin neredeyse olmadığına yönelik yorumlar da var ve her gelen yetkili uluslararası yetkili gördüğü manzara karşısında daha önce böyle bir şey görmediğini ifade etmek zorunda kalıyor ve. E, gerçekten de şu an işte bizim arkadaşlarımız da deprem bölgesine gitti ve manzarayı gördüklerinde durumun evet. e, gerçekten de e, kötü olduğunu Şimdi söylüyorlar. Olarak... Şimdi Türkiye dış politikada çok aktif, aktif bir ülkeydi. Yani evet. Özellikle son yıllara baktığımız zaman ki bu son aylarda da hep öyleydi. Yani ciddi krizler de yaşanıyordu batılı ülkelerle Türkiye arasında. en son bir büyük meselesi olmuştu. Evet. Onunla birlikte e, yani Ukrayna, Rusya'dan tut da işte e, Suriye ya da Libya'ya kadar, Doğu Akdeniz'e kadar hem gerilimler ama Türkiye hiçbir zaman e, e, masadan da sağdan da elini eteğini çekmeyen bir ülke olarak güçlü bir irade sergiliyordu her tarafta. Evet. Yardımsa yardım, krizse krizi çözme, hakkını savunmaksa hakkını savunma. Bu noktada giden bir Türkiye vardı ve tabii bu e, afet e, şu an için bütün oda Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya e, oraya çevirmiş durumda. Türkiye şu an e, bütün gücüyle orada. Bütün devlet aklıyla orada kurmay zekasıyla orada. Hı hı. Gerçi operasyonlar da devam ediyor mesela geçtiğimiz hafta sonunda Suriye'de yine Irak'ta mitin yaptığı operasyon oldu PKK PYD terör örgütlerine yönelik. Operasyonlar tabii ki devam ediyor. Bu kulağı gözü kapalı değil. İlgisi o da şu an için tabii ki deprem deprem zedelerle ilgili ya da o afetle ilgili yaraları sarmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da dış politikada devam ediyor. Yani şöyle bir şey var Ta benim yani bu sendebilitin yani yüze yakın kurtarma gibi geldi buraya ee, birçok ülkeden ve aslında hepsinin e, ortak bir ifadesi vardı. Şöyle diyorlardı. Ee, e, bizde bir felaket olduğunda bizim ülkemizde bir felaket evet. olduğunda ilk gelen ülke Türkiye'ydi diyorlar. Yani iftihsans evet. neredeyse hepsinden bunu duydum ben yani ve bunu okudum. Mesela şey var. Tayvan ilk kez bir yardım evet. kurtarma ekibini Türkiye için göndermiş. Yani evet. ilk yurtdışı operasyonunu dışarıda Türkiye için yapıyor. Neden? Çünkü işte ekip başı söylüyor. Bizde bir e, felaket olduğunda ilk Türkiye evet. gelmişti. Mesela Japon ekibi de yani şimdi bir herkes şeyden bahsediyor. Japonya'daki depreme hazırlıktan falan bahsediyor. Japonya'da depremler yaşandığında e, ilk giden ülke Türkiye olmuş. Hakeza işte Afrika'da böyle, diğer bölgelerde de böyle. O yüzden Türkiye'nin uluslararası alanda çok büyük bir insani itibarı var, itibarı var. zaten gayri safi milli hasılaya göre de e, bugüne kadar en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye'ydi. sonuçta işte bir atasözü vardır ya iyilik iyilik yap denize at e, halik bilmezse halik bilmezse balık bilir diye. aslında Türkiye o dönemde yaptığı yardımların bir nevi karşılığını şu an alıyor. Çünkü Türkiye senin de belirttiğin gibi her zaman uluslararası alanda hakkaniyetli davranan bir ülkeydi. Yani bir konuda bir e, bir ülkenin mağduriyeti varsa o mağduriyete evet. anında cevap veren bir ülkeydi. Bu Ukrayna mesela en son Ukrayna Savaşı'nda da böyle. Ukrayna Savaşı'nda Türkiye ürüne uyguladığı tarafsızlık politikasıyla hem Ukrayna'nın mağduriyetine cevap verdi... Hem de ile sağladığı bağlantı sayesinde Afrika'daki yoksul ülkelerin e, gıda krizinden minimum şekilde etkilenmesinin de e, önüne geçti. Yani Daha doğrusu önüne e, minimum şekilde etkilenmesi. İstikrarlaştırıcı, yani, istikrarlaştırıcı, yani i̇stikrarlaştırıcı bir güç. Evet istikrarlaştırıcı bir güç. Bir güç. E, sonuçta Türkiye devlet kapasitesi olarak da güçlü bir ülke. Dünyanın sayılı ülkelerinden birisi ve e, bu deprem felaketinde dahi e, ulusal güvenliğini sağlamalacak adımları atabiliyor ve onu sağlıyor. Zaten şu an işte en son Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükür geldi ve Arap medyasındaki yorumlara bakıyorsunuz. Herkes işte bölge 2013 için. 2013 sürecinden sonra ilk Aynı kez. ilk kez Dışişleri yani, Dışişleri yani işte 10 sene sonra Zeydini ilk kez ziyaret bir olmuş. ziyaret. Ve yani büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketin karşısında sağ olsun dost ve kardeş ülkeler olduğu gibi rekabet içinde olduğumuz ülkelerde buna cevap verdiler. İşte İsrail mesela buraya geldi. Azerbaycan'dan sonra en büyük ekibi sahip ülkeler arasındaydı. Fransa burada Avrupa Birliği oldukça önemli bir yardım kapasitesini buraya gönderdi. Tabii şimdi burada şuna bir parantez açma ihtiyacı hissediyorum. Ben burada yani dünyanın birçok yerinde daha önce de depremler gördük. Pakistan'da oluyordu, Afganistan'da oluyordu. Orada da dışarıdan çok yardımlar giderdi ya da ekipler giderdi. Yani işte asker olurdu. Bir asker şey vardır. Yani yardım varsa işte gelecek olanlar mutlaka asker olur vesaire falan filan. Hani ona dikkat çekmekte fayda var. Burada hmm. e, tamamen hep bu e, tabii gö ki sivil görüntülü ekiplerinden oluşan. Ekipleri. Hatta mesela Azerbaycanlılar mesela kamuflajlıydı dikkat etmişseniz. Ama Azerbaycan'da e, itfaiyeciler de o kıyafeti giyiyor. Yani askeri kamuflaj giyerler. Evet. Ka o karışmasın. Daha önce geçen sene Marmaris'teki yangına da yine Azerbaycan'dan yar e, yangın söndürme ekipleri gelmişti. Onlar da yine asker gibi böyle kamuflaj kamuflaj kıyafetleri giymişlerdi. Asker değil onlar. Evet. Onları belirtmekte fayda var. Ya şöyle bir şey var mesela Güney Kore Devlet Başkanının yaptığı bir açıklama vardı. Tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber edelim dedi. Yani Güney Kore şimdi aradaki mesafeye bakıyorsunuz ama işte mesela 1950'deki savaşla beraber kurulan o ilişki e, öyle bir kıvama gelmiş ki yani neredeyse etlit kırnak gibi biz nasıl e, Güney Kore'nin Seul'un yardımına koştuysak onlar da bizim dar günümüzde evet. aynı karşılığı verebildiler. Aslında bu dünya içinde yani e, çok büyük bir felaket yaşadık ama bu felaket aslında dünyada içinde bir umut ışığı da verdi. Yani aslında e, dünya ülkelerinin belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelebileceğini ve belli bir doğrultuda tüm güçlerini sevk edebileceğini gösterdi bu. Son dönemde işte yaşadığımız bu savaşlar, işte pandemiler filan derken oradan aslında dünyadaki o dayanışma ruhunun hala yaşadığını evet. da Türkiye'de görebildik evet. biz. Peki hocam, şimdi Türkiye e, ciddi bir irade ortaya koyan bir ülkeydi dış politikada. E, bu afet, bu sıkıntılı süreç Türkiye'nin o dış politikadaki faaliyetlerini e, olumsuz yönde etkiler mi? Tam tersine e, olumlu bir katkı yaptığını da e, son gelişmelerden gördük. Gerek Yunanistan'la olan süreç gerek Ermenistan'la olan sınır kapısının ilk defa e, açılıyor evet. olması bu yardımlar sebebiyle ve en son Mısır Dışişleri Bakanı'nın bölgeye ziyareti bizzat bölgeye ziyareti dahil olmak üzere e, pek çok alanda olumlu bir açılım yaptığını gördük. Ee, Sernur hocamın ifade ettiği e, yapıya bir katkıda bulunmak isterim. E, Harvard Üniversitesi'nden bir eğitim almıştım ben. Çatışma durumlarında insani müdahale diye. Aslında Birleşmiş Milletler'in bu tür durumlarda e, Uluslararası yardımın organize edilmesiyle ilgili bir mekanizması var. Türkiye zaten ilk anda bu afetin büyüklüğünü ilan ettiği andan itibaren bu süreç işlemeye başlamıştı. Birleşmiş Milletler'deki o insani müdahale yapısı işlemeye başlamıştı ve Türkiye'nin daveti üzerine zaten o ülkeler evet. buraya giriş yaptı. Aslında bunun da bir prosedürü var, bürokratik bir yapısı var. Dolayısıyla o anlamda herhangi bir kaygı duymaya gerek yok evet. çünkü bu süreç planlanmış ve Türkiye'de bu sistemin bir parçası olduğu için bütün o ekiplerin gelişi buradaki süreçleri ve ülkeden ayrılışları ile ilgili bu sistem kurgulandı. Şimdi biz genel olarak diplomasi'de farklı kavramlar sürekli literatüre giriyor. Yakın dönemde en fazla duyduğumuz kavramlardan bir tanesi işte kamu diplomasisi meselesi. Aynı Sanır Hocamın ifade ettiği üzere Türkiye bir süredir e, bu yaptığı insani yardımlarla e, dünya kamuoyunda, o sınırsız kamuoyunda çok olumlu bir e, imaj edindi, evet. bir konum edindi. E, özellikle Afrika'daki e, su kuyularının açılması başta olmak üzere dünyanın pek çok coğrafyasında, işte Arakan'da, e, farklı coğrafyalarda. Sadece afetlerde değil, değil yani savaşlarda. Her tür konuda. Ya da e, mesela salgın dönemini hatırlayın yani bir maske diplomasisi. Tabi. Yani, İtalyanların maskelerini Fransızlar araklarken, ya da dolandırırken maske dolandırıcılığı ortaya çıkmışken Türkiye maske gönderiyor Avrupa'ya. Ya da aşıları, aşıları gönderdik gönderdi biz. Gönderdi. Aşı Kendi gönderdi, aşımızdan evet. olan, satın aldığımız o o Biontech aşılarını biz Afrika ülkelerine veya alamayacak durumda olan ülkelere bunları temin ettik. Bu, bu aslında e, bunu hep söyleriz uzun erimli faydaları olacak unsurlardır. Aynı e, Yurtdışı Türkler Başkanlığı bağlamında Türkiye burslarıyla Türkiye'de okumaya gelen e, yabancı öğrenciler gibi. Dolayısıyla e, bu e, tabi bu tür meseleler e, siyasi konuların çok ötesinde olmalı. E, meseleler olduğu için o siyasi meselelerde bir kenara koyuluyor. Zaten koyulmak zorunda bu şekilde olmak zorunda da özellikle bu tür büyük afetlerde, bu tür yönetilmesi gerçekten çok da sıkıntılı olan afetlerde her ülke bunu bir kenara koyuyor. çünkü görüyoruz hepimiz aynı yeryüzü üzerinde olduğumuz için, Bugün burada olabilecek olan bir mesele, yarın başka bir ülkede tamam. e, olabilecek bir durumda. O işbirliği mekanizmasının biz işleyen bir mekanizma olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Dolayısıyla dış politika olumsuz etkilenmek bir yana e, belli noktalarda hala uzlaşı sağlanabileceğini evet. bir kere daha göstermiş oldu. Evet. Tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar e, depremin daha ilk saatlerinden itibaren bölgede karargahı orada. Ama mesela dış ilişkiler bakın yeni oldu da bütün eee diplomasi faaliyetlerinde e, gerek Ankara'dan evet. gerek bölgeden yürütüyor İşte Blinken geliyor, e, Çavuşoğlu oldu karşılıyor, Semih Şükrü geliyor onunla beraber ya da Avrupa Birliği'nden gelen Dendiyaf de, geldi. Başkonsolos yani. ve büyükelçiliklerimizin e, fark bulundukları ülkelerde nasıl bir e, üst haline evet. geldiğini gördük. Çok önemli isimlerin işte Türkiye'yi başta olmak üzere e, o kurumların nasıl işler işler haline geldiğini gördük. O ülkelerde bir tür üst haline geldiler. Evet. Bu anlamda da pozitif bir şekilde yani temas birebir o ülkenin vatandaşlarıyla bizim elçilik ve konsolosluklarımız temas etme imkanı da buldular. Tabii hiç kimse arzu etmezdi bunun böyle bir felaket e, sebebiyle olmasını ama bu şekilde baktığımız zaman diplomatik anlamda da e, Türkiye'nin hem yumuşak gücüne faydası oldu hem de Ülkeler arasındaki o işbirliği dayanışma ruhunu bir kere daha ortaya koydu. En sıkıntılı günleri yaşadığımız ülkeler dair olmak üzere. Evet. Yani bir şey burada şeyi görmek lazım. Yani şimdi biz işte 5 Şubat tarihine kadar Yunanistan'la gerilimin zirvesini yaşıyorduk. Atina'nın yaptığı faaliyetler nedeniyle. Ama ilk koşanlardan birisi o sırada Yunanistan oldu. Yani Yunanistan'da ee, herhalde en en kalabalık e, yar, arama kurtarma ekiplerinden birisine sahipti Türkiye'de ve işte Yunan dışişleri bakanı Dendias deprem bölgesine geldi sayın Çavuşoğlu'yla ile birlikte e, deprem bölgesine gezdiler yani o e, işte kucaklaşma fotoğrafları vardı mesela Yunan medyasında Türkiye'ye yönelik çok önemli hem yazılar çıktı hem de yani tarihe geçen karikatürler de yayınlandı Türkiye ile ilgili provokatif açıklamalar yapılmasına dair o açıklamalar evet. dahi bastırılar. Şu anda tam zamanı 12 miyle çıkaralım evet. ifadelerinin kullanıldığı sesler bile bastırıldı. Çok evet. Ama net o şey var. şekilde Günç karşı o da var yani. Evet. Ama tabii şey Filiz hocanın dediği gibi bu siyasi üstü bir olay Şimdi ben zamanı de... değil noktasında. Evet, de. yani. Ama hani neresinden bakarsanız bakın hani evet dayanışma, dostluk bunlar önemli. Evet. olması gerekenler. Bunu yapmayan zaten e, uluslararası toplumdan dışındır. Dışarı yani. e, bu bunu bir maliyeti de var. Evet. Tabii ki bunu da yarını gün bedeli olur mutlaka. Onu bir kenara da tutuyor herkes. He, bu gönülden mi yapıyor, canı gönülden mi vesaire noktasına bunu bu şekilde izah edebiliriz. He, bir sonraki aşamada e, işte Türkiye biraz güç kaybetti. Bakın e, noktasına evrilir mi? Öyle sorayım. Yani, karşı tarafın bakış açısıyla. Ya o tabii şey, karşı tarafın e, ahlaki tutumuna bağlı. E, ben öylece göreceklerini düşünmüyorum yani zaten Türkiye'nin buna müsaade edeceğini düşünmüyorum çünkü Türkiye daha önceki tecrübelerimizden de bildiği gibi kendini çumuk toparlayabilen ve üstüne koyabilen bir ülke. Şimdi biz Türkiye 1999 depremini evet. de yaşadı. O zaman ve o depremde de mesela Türkiye'nin sanayi bölgesi Tabii. vurulmuştu ve o zamanki Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi karşılaştırmanın e, karşılaştırdığımızda da e, şu anki ekonomik büyüklük işte siyasi güç askeri gücü koyduğumuzda e, Tabii şey. Yani o günü karşılaştırmak mümkün değil ama Türkiye bu gibi felaketlerden ya da sınamalardan daha da güçlenerek çıkabilen bir ülke. Yani bizim işte Kurtuluş Savaşı'nı göz önümüze getirelim. Ya yani o imkanlarla birçok dünya gücüne karşı çıkabilen ve topraklarını koruyabilen ve savunabilen ve özgürlüğe kavuşturabilen bir ülkeydi. Bugün de aynı şekilde aynı ruhla Türkiye ve zaten işte biraz önce konuştuk çerçeveyi birçok ülkeyle ilişkilerini normalleştirmiş, aslında güçlendirmiş durumda. Yani eskisine göre daha da avantajlı bir konumda. Türkiye ve Türkiye'ye yönelik çok büyük bir sempati var. Buradan faydalanmak isteyen bir ülke, uluslararası toplumdan da büyük ihtimalle dışlanacaktır. Çünkü eskisi gibi tek bir kutbun hükmettiği bir e, uluslararası düzenden bahsetmiyoruz. Hatta işte çok kutupluluğun kutuplu konuşulduğu, işte Batı'nın yerine doğuna, Doğu'nun aldığı, Afrika'nın her geçen gün işte Batı'ya karşı biraz daha kendisini özgüvenini kazandığı bir durumdan bahsediyoruz. Orta Doğu ülkeleri herkes daha öyle. İşte Suudi Arabistan'ın ABD ile ve Çin'de daha böyle bir dengeli ilişki kurma benzer şekilde diğer ülkelerinde şimdi Mısır'a bakıyoruz. Mısır e, artık eskisi gibi davranmıyor. Yani onlar da gelişmelerin farkında ve ona göre pozisyonlar alıyor. Her, her ülke yeni duruma göre evet. bir pozisyon alıyor ve bu pozisyonla da Türkiye herkes için önemli bir ülke yani. Zaten Ukrayna Savaşı ile beraber bu pozisyonunu iyice öne çıkarmış durumda. O yüzden buradan faydalanmak isteyebilecek ülke belki şöyle düşünebilir. Yani faydalansa bile bu kısa eğilimli olacak. Yani şöyle de yani masada oturduğumuz zaman Türkiye'nin sesi daha önceki gibi gür gür çıkamayabilir e, beklentisi oluşur mu? Yani işte böyle. en son bu İsveç meselesinde böyle bir evet. baskı yapılmak istendi. Orada Sayın Çavuşoğlu sınırı koydu. Biz İsveç protokollerdeki sözlerini yerine getirmediğimiz için onay evet. vermeyeceğiz dedi ve Tamamen yasal bir süreç. Aynen evet. Yani. E, konu duruşu ortaya yani Bu deprem koydu. çünkü acısı çok büyük ama sarılamayacak bir yara değil. değil Özellikle tabii. yani devlet açısından baktığımız zaman yani insani boyutlarını bir kenara koyup devlet açısından baktığımız zaman e, sarılamayacak bir yara değil. değil Türk devleti var ve Türk devleti burada her ne kadar yara alırsa da almış olsun e, yoluna devam edecek. Kesinlikle yani o yüzden Yani Ukrayna Rusya politikası neyse, Doğu Akdeniz'deki politikası neyse, Batı ile ilişkileri neyse ve orada nasıl bir argüman ortaya koyuluyorsa, bunun üzerine inşa ederek yoluna devam edecek. Bir de birlik duygusunun bir kere daha ortaya koyulduğu çok net bir şekilde evet. görülen yani en zor durumda bile insanların birbirine yardım etmek için adeta yarıştığı bir evet. durum ortaya koyuldu. O birlik ruhunun ifade edilmesi açısından da Türk dış politikasının ve Türkiye'nin Uluslararası kamuoyundaki e, duruş anlamında da onun görülmesi evet. açısından, o caydırıcılığın görülmesi açısından evet. da ben e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hep hani e, dış haberlerle uğraşıyoruz, yıllardır dış politikaya bakıyoruz, bununla ilgileniyoruz yıllardır. Ne gelir dış politika diyecekler? En kötü şey senaryoları savaştır. Evet. İşte hep savaşları da gördük, çatışmaları da gördük. Yani 10 yıl süren savaşlarda olmayacak yıkım, 10 yıl boyunca süren bir savaşta oluşabilecek bir can kaybı, bir gecede olabildi burada. Yani böyle bir afet yaşadı Türkiye. Suriye Savaşı işte 10 yıldır yanı başımızda devam ediyor. 11-12 yıldır ve bir dakika içerisinde aynı yıkım neredeyse meydana gelmiş oldu. Evet. Ukrayna-Rusya Savaşı bir yılını geride bıraktı. Böyle bir yıkım yok. Olmasın tabii ki olmasın ama hani bu Türkiye'nin başına gelen facianın boyutu, büyüklüğü anlamında da bu örnekleri herhalde Tabii not etmek yani zaten biraz programın başında da bahsettim yani. Hangi uluslararası medyayı açsanız ya da bir makaleyi okusanız Türkiye'deki felaketin evet. boyutunu gözler önüne seriyor ve bunun tarihte ender eşine rastlanacak felaketlerden birisi olduğunu belirtiyorlar. O anlamda Türkiye'nin şansı şu: hem devlet kapasitesinin hem de sivil toplum kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu görmüş olduk biz Türkiye'nin ve zaten işte iki depremin olmasının saatler sonra hem sivil toplum hem devlet mekanizması orada organizasyonu kurabildiler. Evet. Yani bu şimdi yıkımın boyutunu göz önüne getirdiğiniz zaman 11 tane şehirden bahsediliyor ve işte neredeyse Almanya büyüklüğünde Almanya'nın yüz ölçümü kadar bir alandan bahsediliyor İşte Çeşitli harita karşılaştırmaları vardı uluslararası medyada. mesela bir kişi, bir tanesinde İngiltere'nin neredeyse baştan yani tamamen yani güneyin batısından doğusuna yırıldığı bir bölgeyi düşünmeme hata üretmeniz isteniyor. Ya yani ancak öyle aktırabiliyorlar. Bu çerçevede e, Türkiye'nin e, önemli bir sınamadan geçtiğini ve şu ana kadar e, başarılı bir e, sınav verdiğini görüyoruz biz. Özellikle sınıf, e, sivil toplum ve devlet birlikteliği anlamında orada şu an sayısını e, aktıramadığımız sayı, kadar sayıda bir sivil toplum kuruluşu var e, devlet kurumlarıyla birlikte ve e, işte orada 13 milyon yani neredeyse Birçok Avrupa ülkesinden büyük bir nüfus şu an her gün orada ihtiyaçları gideriliyor. Hı hı. E, barınma imkanları her geçen gün daha da iyi imkan hale getiriliyor. Elbette zor bir süreç. E, bir anda e, olması mümkün değil. Zaten herkes de bunun bir devletin tek başına e, halledebileceği bir durum olmadığını e, ortaya koyuyorlar. Bu çerçevede ben Türkiye'nin e, bu işi uluslararası toplumun da desteğiyle ve kendi iç gücüyle beraber... E, yavaş yavaş kurtarabileceğini ve yakın zamanda bu bölgenin ayağa kalkacağını düşünüyorum. E Bu süreçte de dış politikada Türkiye hiçbir şekilde ödün vermez zaten ve mevcut haklarını en iyi şekilde uluslararası çıkarlarını da koruyacaktır. Zaten mevcut bir mev, mevcut felaket Türkiye'ye karşı da bir sempati doğurmuş durumda. Bu Türkiye'nin yumuşak gücünü de katlamış durumda. O yüzden e, son yani kısa ve orta vade, kısa vadede Türkiye'nin e, çıkarlarını ben zarar geleceğini düşünmüyorum. E, bu şekilde devam edecektir. Evet. Aklıma şey geldi. Bu 2005'te Keşmir depremi olmuştu. Aynı büyüklükte 7,6 orada 100 binden fazla insan hayatını kaybetmişti Pakistan Muzaffarabad şehrinde. Mesela o dönemde ben orada da görev yapmıştım muhabir olarak o deprem sürecinde. Hakikaten orada tabii büyük binalar yoktu. Özellikle Muzafferabad dediğimiz yer böyle vadi içerisinde dereler akıyor, nehirler akıyor. Güzel bir şehir. Ama daha ziyade küçük katlı binalar. Evet. Mesela o Öyle olmasına rağmen çok ciddi sayıda bir can kaybı olmuştu. Ve sen az önce söyledin ya hani devlet mekanizmasının afetler karşısındaki refleksi. Burada bunu gördük. Eleştirenler de var tabii ki ama e, hacme baktığı zaman yani coğrafya olarak bir Almanya kadar büyükte olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. 11 tane de şehir etkilenmiş ve İlçe ilçeleriyle beraber e, on, onlarca noktada şey var, yıkım var. E, ona rağmen e, hemen e, dakikasından itibaren ya da ilk saatinden itibaren müdahaleler gitmeye başladı. Kimi yerde biraz gecikmiş olabilir. Bunu devlet yakabildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yakabildi. Evet. Başka türlü imkan yok zaten yani. Anında hemen yıkıldığı gibi maalesef öyle bir güç dünyada hiçbir yerde yok. Ben 76 ile yine Keşmir depremini kıyaslayacak olursak orada küçük binalar ve alan olarak sıkışmamış işte bir yerde bir bina var, 100 metre ileride iki bina daha var vesaire falan. Hepsi yerle bir olmuş o dönemde. Tabii Pakistan'la Türkiye'yi kıyaslayacak değiliz tabii ki ama aylar sonra orada ne? o enkaz yığınları vesaire falan ulaşılan köyler vesaire falan yani çok 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 ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Bir de hani o yardımlar noktasında mesela or, o, tür ülkelerde şu da oluyor başta da söyledim ya askeri yardımlar gidiyor bakıyorsun orada sivil toplum örgütü kuruluşu yerine hep genelde askerleri görüyorsun. Ya zaten olur yani bazı yani mesela Afrika ülkeleri ya da Haiti'de falan yani az gelişmiş Tabii. ülkelerde en büyük zayıflıklarından birisi evet. sivil toplumun güçlü olmayışı. Sivil toplumu güçlü olmayan bir ülkenin bu tür felaketler karşısında cevap vermesi daha zor oluyor. Evet. Çünkü yani bir devlet kapasitesi var ama o yeterli gelmiyor. Sivil toplumun da oraya devreye girmesi gerekiyor. Çünkü olmayınca her şey devlete kalıyor ve bu sefer de evet. büyük sorunlarla karşılaşılabiliyor. Ancak Türkiye gibi sivil toplumu da gelişmiş ülkeler ülkelere baktığımızda bu tür afetlere daha çabuk daha kolay cevap verme imkanı doğuyor. Çünkü bir toplumsal bilinç var zaten, evet. bir toplumsal hazırlık var bir de şöyle bir şey var Türkiye ya, için Katrina kasırgasını hatırlayın yani Amerika'da o da bir doğal afetti evet. yani deprem değildi ama çok yıkıcı bir e, kasırga diyelim işte fırtına yağmur e, bunlardan oluşan bir afetti ve neler yaşandığını hatırlıyoruz hep beraber evet. ne, ne büyük bir, de şöyle bir şey var daha yani Türkiye tarifleri. bu arama kurtarma konusunda uluslararası alanda da e, söz sahibi bir ülke ya yani çünkü Türkiye işte af Diğer felaket bölgelerinde, savaş alanlarında da hı hı. kendi ekiplerini göndererek e, orada arama kurtarma çalışmalarında ve işte insani yardım faaliyetlerinde bulunan büyük ülke. İşte Afrika'ya baktığımız zaman Afrika'da birçok Türk Sivil Toplum Kuruluşu'nun faaliyette olduğunu biliyoruz. Yani Orada yardım çalışmalarında. keza diğer bölgelerde, Pakistan'da, Afganistan'da ve işte Arakan bölgesinde keza. Şimdi orada edilen toplu tecrübe ve hafıza burada devreye girdi Doğru. ve bir anda e, olayların toplanmasını işte e, eksik kalan bölgelerin sivil toplum tarafından e, tamamlanmasının da e, yolunu açtı. Yani böyle de bir imkan var. Yani sadece evet. Türkiye yaptığı maddi insan yardımlarla değil, oraya götürdüğü insan kaynağıyla da kendisine bir e, tecrübe ve birikim oluşturmuş durumda ve bunu da burada görebildik. E, tabii daha da güçlendirilmesi lazım. E, daha da planlamaların e, daha iyi yapılması lazım. Burada bir eksiklerimizi de gördük biz. O eksikler tamamlanarak belki de daha iyi duruma getirilecektir. Evet, evet hocam. E, i̇nsani müdahale ile ilgili o aldığım eğitimde farklı vakalarda nasıl insani müdahalenin hangi sorunlarla karşılaştığını ve ona göre insani müdahale e, çalışmalarının nasıl evrildiğini e, de görme imkanım olmuştu. Dolayısıyla her bir insani müdahalede bu ekipler de bir şekilde geriye dönüp bir öz yapıp hangi çünkü her bir vaka kendi içinde bir orijinallik taşıyor. Diğerlerinden ayrışan noktaları var. Benzerliği taşıyan noktaları olmasında bir yana dolayısıyla uluslararası kamuoyunda böyle bir hafıza da var. Beraber deneyim paylaşımı ve bu deneyim Hı. paylaşımı sonrasında bir gün bilgilerin güncellenmesi ve revize edilmesi du, durumu da var. Çünkü bir e, döngü diye ifade ediliyor. Bir insani müdahale döngüsü, bir sistematiği, bir yapısı var. Kurumlarından e, adım adım hangi noktada, hangi e, şekilde adım atılmasının e, bir bir şematik olarak planlandığı bir süreç var aslında. Bu anlamda da e, bu ülkeler, yani bu sistemin parçası olan ülkeler bu müdahale durumlarında da her bir siyasi meseleyi bir kenara bırakarak hemen de müdahil olmak da istiyorlar. Çünkü ciddi anlamda hem bilgilerini kullanma ve bilgileri doğrultusunda bir güncelleme gitme güncellemeye gitme imkanı da doğuyor. Bir de bu tür meselelerin şu şekilde ben algılanmasına da yol açtığını düşünüyorum. 21. yüzyıl tehditleri ülkelerin tek başına mücadele edebileceği tehditler değil. Dayanışma ve birlik ruhunda da en ufak bir sızıntı bile bütün bu, bu mücadeleyi tamamen bertaraf edecek güçte. Salgında bunu çok net bir evet. şekilde gördük. Yani tek bir ülkede dahi bir vakanın olması bütün sistemi net bir Altın şekilde milyonu. tehdit edebilecek tamam. noktaya geliyor. Ki biz şu anda iklim diye çok temel bir meseleyin içinden geçiyoruz. Nükleer meselesinin tarihte hiç olmadığı kadar cari hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman, o uğraştığımız meselelerin biraz daha tali, biraz daha tabii ki karşılaştırma olarak mukayeseli olarak öneminin daha gerçekçi bir gözle algılanmasına yol açtı ve buna bir çözüm bulabiliriz algısını da oluşturur. Bir şekilde bu müzakere edilebilir ve bir şekilde bir ortak nokta bulabiliriz. Ama iklim dediğimiz zaman, işte enerji krizi dediğimiz zaman, mülteci meselesi dediğimiz zaman, nükleer mesele dediğimiz zaman, salgın dediğimiz zaman bunlar tek bir ülkenin bile başka şekilde davranması durumunda gerçek anlamda bir katastrofi ifadesini kullanacağım. Büyük bir yıkımı yol açabilecek evet. e, e, büyüklükte tehditler dolayısıyla bu anlamda da ben bütün insanlığın e, bir şapkasını önüne koyup tekrar bir değerlendirme yapmak durumunda kaldığını düşünüyorum. Aynı salgın döneminde olduğu gibi. Evet. Yani şey orada Filiz Hoca'nın dedikleri benim aklıma da getirdi şimdi. Şey bölgesinde zayıflamış bir Türkiye hiçbir ülkenin çıkarına değil. Yani mülteci meselesinin yönetilmesinden Ukrayna'daki savaşın tahıl koridorunun yönetilmesine evet. kadar birçok meselede Türkiye kritik bir aktör. Türkiye'nin kapasitesinin zayıflaması demek Türkiye'nin komşusu olan tüm ülkelerin daha fazla tehditle karşı karşıya gelme, gelmesi anlamına geliyor. taşı gibi de, evet, yani şey lazım. Eser, e, depremin ilk günlerinde belki biraz bencilceydi ama Belçika Başbakanı'nın açıklamaları vardı. Yani bu göçmen meselesi konusunda Türkiye'ye yardımcı olmamız lazım. Çünkü Türkiye'de o şey yapılmazsa yani biz ona yardım edemezsek bu göç şey, şeyler, mülteciler kontrolsüz şekilde bize de gelebilir. Zaten şu an işte en Devletlerle son... Devletlerle bireyler arasında önemli bir fark bu yani. Tabii, Devletler evet. bireyler gibi düşünemez. Kesinlikle yani. Daha uzun vadeli evet. düşünmek Yani şu mi? mevcut küresel düzende hiçbir ülkenin bencil olma hakkı yok. Aynı Çünkü öyle. bencil olduğunuz evet. zaman sadece sizi etkilemiyor bu. Tüm çevre bölgenizi Kesinlikle. etkileyecek bir e, nedenler e, soruna, meseleye sebep olabiliyor. O yüzden Türkiye burada, sen de belirttin... E, istikrarlaştırıcı bir ülke olarak evet. Türkiye'deki... Yani örnek işte sana senin verdiğin e, unsur örnek yani İran, Türkiye, Suudi Arabistan üçgenindeki ilişkiler. Evet. Yani Türkiye'nin İran'la e, normal bir ilişkisinin olması, Suudi Arabistan'ınsa ise İran'da olan husumetinden dolayı ya da oradan kaynaklanan güvenlik kaygılarından dolayı Türkiye ile yakınlaşma ihtiyacına girebilmesi ya da aynı durum Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Kesinlikle. Ben senin e, durumunu anlatan bir vaka aslında şu anda yaşını Kuzey Kore. Kuzey Kore kendini izole etmişti salgın döneminde. Evet. Şu anda içeride çok ciddi kıtlık yaşandığına dair çeşitli evet. veriler paylaşılıyor. Yani evet. siz her ne kadar kendinizi izole etmeye çalışsanız da bu eninde sonunda dönüyor ve sizin kendinize zarar vermeye başlıyor. O yüzden dayanışma, o yüzden evet. birlikte hareket etme, o yüzden ortak akıl oluşturma hiç olmadığı yani kadar belki önemli. Bu sırası bu bencilce düşüncenin... Zararlarım diyelim. Ya Kesinlikle çünkü mesela Çin'i aklımıza getirelim. Ee, biz de Kuzey Kore'den Çin'e geçelim daha doğrusu. Uh -huh. Yani mesela Çin ne yaptı? 3 yıl direndi direndi işte sıfır evet. Covid politikası falan. Baktı ki olacak Çöktü. gibi değil ve sonrasında tüm dünyanın yaptığı yönteme evet. geri dönmek zorunda kaldı. Bir Dış politikasında da evet. yeni yönelimlere gitti. Mesela daha sert diplomatları merkeze çekerek daha uzlaşmacı, e, politikalar yürütebilecek evet. ya da o politikaların yürütülmesini sağlayabilecek diplomatları sahaya sürdü. Daha pozitif e, mesajlar vermeye başladı dünyaya. Çünkü şimdi müzakere etmeyi kabul, müzakere kabul etti. Avrupa Birliği ülkeleriyle, Amerika Birleşik Devletleri dahi. Kesinlikle ya yani. çünkü neden? Siz Çin gibi bir büyük ekonomi olsanız dahi tek başınıza bu ekonomi döndüremezsiniz. Anlasın Diğer ülkeleri çünkü. de evet bir yere satmanız lazım bu malı ya da bir yerde, enerji, bir yerde lazım. enerji alman lazım, İnsan kaynağına bir yere yatırım yapman lazım, o yatırım çekmen lazım. Bu çerçevede hiçbir ülkenin ben tek başıma yaşarım deme lüksü yok bu dünyada, özellikle 21. yüzyılda. Ve bu çerçevede evet. Türkiye, bu daha önceki programlarda da bahsetmiştik, yani mevcut küresel düzenin önemli anahtar ülkelerinden birisi. Evet. Ve Türkiye ne kadar çabuk ayağa kalkarsa bölgesinde bu tüm bölgeyi de aynı zamanda ayağa kaldırıp şimdi Taha programın açılışında söyledi yani İdlib'de ve Suriye'nin kuzeyinde, kuzeybatısında büyük bir felaket var. Türkiye kendini ne kadar toplarsa, ne kadar çabuk toplarsa o bölgede kendini o kadar çabuk toplar. Ve bu sadece oranın toplanması anlamına gelmeyecek. İşte yakın birkaç gün önce İtalya sahillerinde çok büyük bir göçmen faciası içinde bir tekne battı ve yüze yakın can kaybından bahsediliyor. Şimdi Türkiye'nin zayıfladığı ve Türkistan şimdi Türkiye, bir, yani şimdi Türkiye aklımıza getirelim mesela Libya'da da belirleyici bir aktör. Şimdi Türkiye'nin etkin olmadığı ya da evet. dengeleyici olmadığı bir Libya'da çünkü Libya, Libya'da kaos vardı. Kaos işte, vardı yani evet. Ciddi katliamlar oluyordu 2 yıl yani. Yani kadar. İtalya ilan etten Türkiye Top olmasaydı onun varabileceği yeri yani tahayyül toplu mezarlar yani, Toplu mezarlar bulunuyordu İki yıl öncesine kadar. Böyle bir ülkeydi. Yani 2011'den işte 2020'ye kadar çatışmaların, savaşların olduğu ve toplu mezarların, haber toplu mezarların çıktığı bir ülkeydi. Ve kontrolsüz bir şey şu an şey hani Libya'da hani şey duymuyoruz yani böyle bu, orada çatışma çıktı, burada bilmem ne oldu falan gibi haberler e, azaldı hatta bitti. Bitti yani. Bitti yani, böyle yani bak yeniden olabilir tabii ki ama hani Türkiye bunu onu azalttı. Türkiye orada o tehlikeyi bertaraf etti. Kesinlikle yani. Ben bir de şuna değineceğim. Programın son bölümüne geldik. İsrail e, destek gönderdi. E, Onunla birlikte Filistin'den de geldi. Mesela orada da enteresan bir şey oldu. Filistin'den gelen bir yardım görevlisi de sonra döndü. Evet. E, Nablus'ta, Nablus'ta, öldürüldü. Yerleşimciler katledildi. tarafından. Evet yerleşimciler tarafından. O yerleşimciler aslında ben küçük bir pencere açmak istedim. Yani biraz konumuzla da alakalı değil ama bu İsrail Filistin ve depremdeki onların yardımlarından giderek. Mesela oradaki saldırganlara yani Batı Şeridaki Nablus'ta Filistinlere saldıran, evlere saldıran, arabaları yakan e, kitle. O mesela İsrail Cumhurbaşkanı da Bunları e, terör faaliyetiyle suçladı. Bu çok dikkat çekici. Evet. Çünkü e, onlar gerçekten hani İsrail devletin elzinde de terörist diye adlandırılan tam olarak kitapta öyle geçmiyor ama e, daha önce bunu Ehud Barak mı söylemişti? 2011 Ekim ayıydı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak. O da yine aynı şekilde bu eylemleri yapan bir grup var çünkü. O grubu terörist faaliyetlerde bulunuyorlar demişlerdi. Çünkü sadece Filistinlere değil İsraillere de saldırıyor bunlar. Bunlar kim olduğuna dair ben bir küçük bir pencere Tabii açayım müsaadenizle. 2005 Ağustos ayında Gazze'de, 2005 Ağustos ayına kadar Gazze'de yerleşimciler vardı. Yahudi yerleşimciler vardı tıpkı Batı şeridi olduğu gibi. O dönemde Ariel Sharon o Yahudi yerleşimcileri Gazze'den çıkardı. Ve Hatta onlar evlerinden çıkmamak için İsrail askerlerinin üzerlerinde kovalarla asitler falan döküyorlardı, direniyorlardı. Burası bizim yerimiz çıkmayız diye. Sharon onları zorla çıkarttı oradan. Sharon onları oradan zorla çıkartırken hani... Batı kamuoyu da işte İsrail Başbakanı Filistinlere zeytin dalı uzatıyor noktasında bir yaklaşımda bulunmuştu. Filistinler reddettiler bunları. Hayır dediler. 700 tane Yahudi var Gazze'de. Şaron bunları zorla çıkartıyor. Bu herifler çıkmak istemiyorlar. İsrail devleti bunları zorla çıkartıyor. Çünkü onları Batı Şeride başka yerlere yerleştirecekler. Ve karşında da Gazze bu alınacak. Ve cidden de öyle oldu. 2006 itibariyle de bir sene geçmedi. 9 ay geçti. Gazze bombalanmaya başladı. O Yahudiler çıkarıldıktan sonra. İşte o zorla çıkarılan Yahudiler. Bir, şey kurdular, bir örgüt kurdular kendi aralarında. Buna da adını sen bilirsin. Price Tag adlı bir örgüt kurdular. Kendi ailelerinde bir yapılanma. O 700 kişi ne? yani. 700 Yahudi'nin artık işte erkekleri ya da gençleri diyeyim. Bunlar Batı şer'e geçtikten sonra fiyat etiketi ne? adlı bir grup kurdular. Nedir bu fiyat etiketi? Gittikleri Filistinlerin evlerini araçlarına saldırıyorlar ve oraya bir amblem çiziyorlar, bir işaretçiler. E, mazarda olur ya bir kazağın etiketi olur. E, o etiketin amblemini oraya çiziyorlar. Diyorlar ki bu saldırı bir price tag saldırısıdır, fiyat etiketi saldırısıdır ve bunun anlamı da şudur: Burası bizim toprağımız, siz Filistinler olarak gelmişsiniz, bizim toprağımızda yaşıyorsunuz. Bunun bir bedeli var, bir fiyatı var. Bu fiyatı size ödettik. Nasıl ödettik? Caminizi yakarak, nasıl e ödedik? Evinizi yakarak ya da aracınızı yakarak ya da sizi öldürerek. Böyle bir örgütten bahsediyoruz, böyle bir tehlikeli bir örgütten bahsediyoruz ve bu eylemleri yeni değil. Bakın, İsrail Cumhurbaşkanı dahi buna terör faaliyeti gözüyle bakıyor. Bunu kendisi kendi ağzıyla açıkladı. Daha önce de 2011'de Ehud Barak, savunma bakanı bunlara terörist demişti. Çünkü bir askeri kışlaya da saldırmaya kalkmışlardı bunlar o dönemde. Onun üzerine Ehud Barak, bunlar terörist demişti. Böyle bir e, örgüt yapılanması hatta o e, en aşırı sadece milletvekilleri, Ben-Gurri falan, o bile karşı çıkıyor bunlara. Yani böyle bir sıkıntı var. E, İsrail, Filistin e, ve bütün Ortadoğu denkleminin içerisinde. Küçük bir, azınlık bir yakıtı bu belki. Ama İsrail'in kesinlikle baş etmesi gereken, kendileri için de çok ciddi zarar olan ve bunları da kendi hazırlığı itiraf ettikleri bir yapılanma. Ya şöyle bir şey var. O işte Nasıra'daki son bu Yahudi Sakin. yerleşimcilerin baskın sırasında sosyal medyaya yayınlanan görüntüler var. Orada bir tane yerleşimci mesela şey diyor. Artık İsrail ordusunun zamanı geçti. Artık Yahudi evet. milisler Evet. evet göreve geliyor diye. Çok yani. Şimdi biz zaten e, bu İsrail seçimleri olduktan sonra e, Filiz hocada e, vardı yaptığımız evet. programda bu yaklaşan tehlikeye dikkat çekmiştik çünkü orada bizzat yerleşimci yerleşimciler arasından gelen bakanlar var şimdi şeyde. Hı -hı. İsrail evet. kabinesinde ve bunlar oraları e, şey diye kabul ediyor. Artık yani burasında e, ilhak etmek için çabalayan bir grup ve bu grup gittikçe İsrail siyasetinde güçleniyor. Burada bakanlığı yani, ona teslim etti. O bakanlığı, e, gruplara bakanlığı, teslim ettiler. Evet, onları teslim ettiler. İşte Itamar Ben Giver, hı hı. Ben Smotrich gibi isimler. Ki bu isimlerin... Ya, her, yerleşimci yerleşimciyi öyle o şekilde şey, tanımlayamayabilir. Evet. Çünkü mesela Amerikan'ın ya Trump'ın atadığı e, Amerikan Büyükelçisi de bir yerleşimciydi. Hı hı. Yani o resmi sıfatlar veriliyor bunlar ama hani orada o yerleşimciler arasında bir zihniyet var ki hepsinden daha tehlikeli. Gruplar, evet. Yoksa bu yerleşimcilerin çoğu silahlı. Daha da çok silah ediniyorlar şu evet. an yeni çıkarılacak olan yasayla falan ama işlerinde daha beterleri de var. İşte o beterleri şu an bunu yapıyor. Ya e şöyle bir şey var yani Netanyahu için şimdi şey diyorlar e, e, hariste bir yorum vardı Netanyahu kendisiyle beraber İsrail'i de dibecek çekiyor diye. Hı -hı. Evet. Çünkü e, İsrail çok ciddi bir halk hareketlenmesi var Netanyahu'ya evet. karşı evet. ve aslında e, şimdi Netanyahu karşıtları daha çok seküler ve liberal kesimler, sol kesimler. E, ama bunlar gittikçe zayıflıyor. Neden? Çünkü İsrail şeyinde sosyal yapısında yerleşimciler gittikçe güçleniyorlar. güçleniyorlar hem nüfus tabii, olarak güçleniyorlar tabii. hem de siyasetten güçleniyorlar. Bir de aslında İsrail siyasetinin yapısı da buna izin veriyor. En küçük parti bile belirleyici olabiliyor. Evet. İsrail siyasetinde bu da onlara güçlendiriyor. Parti, yani 3 tane tek milletiniz olsa bile İsrail'de anahtar Hatta parti. Hatta Yahudi olmasam gelebilir. Müslüman olsam bile. Ha, evet. Daha ya, önceki seçim sonucunda öyle görmüştük. Öyle bir şey vardı. O yüzden e, İsrail çok tehlikeli bir sürece girmiş durumda ve e, tabi bu tüm bölgeyi de karıştırabilecek bir potansiyele sahip. Burada ben en büyük suçu yine Batılı ülkeleri buluyorum çünkü Batılı ülkeler onlara şöyle bir politikası var. İsrail ne zaman yasa dışı bir yerleşim birimine izin verse sadece kınamaktan ötesine geçmiyorlar. Evet. Halbuki bugüne gelen bugüne gelinen sonuçta en önemli mesele sorun. E, işgal altındaki toprak Filistin topraklarını yapılan yerleş, e, illegal yerleşimler evet. bunlara izin verildiği müddetçe bu tehlike ve tehdit e, kontrol edilemez yani. bir yani, boyuta yani. gelecek evet. ve şöyle bir şey var. İsrail nükleer güce her ne kadar kabul etmesin de İsrail nükleer güce sahip olan bir ülke ve bugün Maliye Bakanlığını aldı bu radikaller. Böyle yani, bir savunma yani şey bir sonraki adım evet, ne olacak? Yani. Evet yani Netanyahu'yu bile mumla arayabileceğimiz evet. bir döneme girmiş olabiliriz. Hı hı. E, bu da aslında bölge için evet. bir alarm e, meselesi. Evet. Süremizin sonuna geldik. Teşekkür evet. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sınır ötesini noktalıyoruz. Bir sonraki programda yine karşınız olmak dileğiyle. Hoşçakalın.